Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTeci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün size çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. İşinize yarayabileceğini düşündüğüm güzel bir indikatör arkadaşlar. Zaten birçok videoda konusu geçiyor. Likidasyon seviyesi, likidasyon havuzu, likit patlatma operasyonu adı altında çok fazla konuşuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da sizlerden çok fazla soru geldi. Hocam likidasyon seviyelerini gösteren bir indikatörü var mı diye araştırdık ve bulduk arkadaşlar. Lux Algo'nun üretmiş olduğu güzel likidasyon seviyelerini gösteren bir indikatör var. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. 3 gündür test ediyoruz. %80 başarı oranına sahip. Gerçekten tüm time frame'lerde çalışıyor. Muazzam bir indikatör. İndikatöre geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. MyTeci kanalımın katıl bölümünde yer alan A takım kadrosuna katılarak siz de üyelerimize özel olarak çekmiş olduğumuz videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli detaylardan bahsediyorum. Bu arada yanımızda olan, bize destek veren tüm üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İndikatörü tabii ki nereden bakacağız? Göstergeler ve strateji bölümüne tıklayarak şurada ben de zaten favorimde ekli olduğu için li yazdığım zaman Liquidation Levels Lux Algo'nun üretmiş olduğu bir indikatör arkadaşlar. Siz de Liquidation Levels yazdığınız zaman zaten direkt burada çıkacak en tepede arkadaşlar. Lux Algo'nun üretmiş olduğu bir indikatör. Dolayısıyla 1028 kullanıcısı var. Bence gerçekten muazzam çalışan bir indikatör. Şimdi arkadaşlar ben de zaten ekli olduğu için gözü bir açalım ve likidasyon seviyelerimizi görelim. Arkadaşlar likidasyon seviyeleri, likit birikimleri, likit havuzları adı altında çok fazla konuşuluyor. Yani likidasyon nedir? Mevcut pozisyonun zorla kapatılmasıdır. Yani market tarafından lik edilmesi, terste bırakılması arkadaşlar. Yatırımcılar tarafından yani bir nevi ayıyla ve boğaların savaşıyla alakalı olan bir şey arkadaşlar burada. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. İndikatör çok fazla geçmişe dönük veri vermiyor. En fazla baktığım kadarıyla 3 ay geçmişe dönük veriler veriyor arkadaşlar. 3 ay öncesini görebiliyoruz ve mevcut tabii ki durumu görebiliyoruz. Şimdi adadayız. Ada paritesindeyiz. 4 saatlik time frame'deyiz. 4 saatlik time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar aslında likidasyon seviyelerini az çok artık grafikleri okuya incele öğrenmiş olabilirsiniz. Ama ben tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu bir kısır döngü. Yani bugün yükselen bir grafik yarın düşecektir. Bugün düşen bir grafikte yarın yükselecektir arkadaşlar. Sürekli düşmek, sürekli yükselmek mümkün değildir. Bu kısır döngüyü bir kere bilmeniz gerekiyor. Ama önemli olan şu, nereden dönecek tabii ki, nerelerden geri dönüp nerelerden likidasyonu patlatacaklar. Bunları tabii ki bilmek çok önemli arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Örnek vermem gerekirse bakın Cardano'da 4 saatlik time frame'de Mayıs ayında şöyle bir ikili tepe formasyonu kendini göstermiş. Ve dolayısıyla arkadaşlar ikili tepe formasyonundan sonra boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte bir retest gerçekleşmiş. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet, retest gerçekleşmiş arkadaşlar ve daha sonra şelale gibi aşağılara kadar akmış. Şimdi bunu gören yatırımcı tabii ki bakın burada çok güzel bize bir mesaj vermiş. Hem formasyon güzel çalışmış arkadaşlar. Diğer indikatörlerimize baktığımız zaman mesela MyTG indikatörüne baktığımız zaman çok güzel bölgelenmiş. Sell sinyali vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar Trend Vortex indikatörüne baktığımız zaman evet orada burada çok güzel bir sell sinyali vermiş. Yani dolayısıyla burada aslında muazzam bir şekilde yani bize sunulan bir kazanç tablosu var. Yani burayı görebilen yatırımcı short işlemi asılıyor. Short işlemi açtıktan sonra ne oluyor? Burada bir likidasyon birikiyor arkadaşlar. Likidasyon havuzları oluşuyor. Şimdi bakın şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Burada short işlemi açan profesyonel yatırımcılar var. Örnek vermem gerekirse hani çok güzel grafiği okuyan insanlar, daha sonra fiyat düştükten sonra tekrar işleme giren yatırımcılar, daha sonra düşeceğini düşünüp tekrar işleme giren yatırımcı bireysel yatırımcılar var. Ve fiyat gitgide düşüyor arkadaşlar. Tabii ki bu bölgede herkes para kazanıyor. Herkes mutlu. Her yer güllük gülistanlık. Yani sanki bu kısır döngü hep böyle devam edecek gibi, aşağı yöne hep gidecekmiş gibi. Ama ne yapıyor? Market sizi hiçbir zaman unutmaz arkadaşlar. Aç gözlüğe hiç gerek yok. Kar cebe yakışır arkadaşlar. İster uzaya çıksın, isterse magmaya kadar insin. Benim için umurumda değil. Benim için kar cebime yakışır. Bu da sizde felsefe olsun, hayat felsefesi. Parayı kazanıyorsanız alın çıkın arkadaşlar. Eğer o kar size yeterliyse tamam. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kripto dünyası size her zaman fırsat verir. Aman bu fırsatı ben kaçırmayayım, bir daha vermez gibi bir düşünceniz kafanızda kesinlikle olmasın. Çünkü kripto dünyası size hep fırsat verir arkadaşlar. O yüzden biraz sabırlı davranmamız gerekiyor. Ve profesyonel traderlar da zaten sabrederek hareket ediyor. Adam ayda 2 tane pozisyon açıyor, zaten 6 aylık kazancını sağlıyor. Yani bizim gibi günde 100 dolar 200 dolar gibi paranın peşine koşmuyorlar. Biz sürekli çünkü oradan girip buradan çıkıyoruz. O coin'e giriyoruz, bu coin'e giriyoruz derken bazı bölgelerde terste kalıyoruz. O yüzden arkadaşlar biraz sabredeceksiniz. Fırsatı yakalayacaksınız ve işleme gireceksiniz. Evet bakın çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir likidasyon havuzu birikti. Dolayısıyla arkadaşlar market sizi unutmaz. Yukarı yönlü hareketler gelerek şurada ufak tefek böyle yani aslında kaçan trene son anda binenleri şurada bir likidasyon likit ediyorlar. Stoplarını patlatıyorlar. Dolayısıyla her zaman söylüyorum, tek bir mum hamlesiyle de veya yukarı yönlü trendle de arkadaşlar buradaki herkesi likide edebilir. Bakın aslında şu an 4 saatlik time frame'e bakıyoruz ama günlükte baktığımız zaman burası tek bir mum hamlesiyle hop likide edildi. Stoplar patlatıldı ve aşağı yönlü hareketlerine devam etti. Yani burayı bir temizledi. Yükünü hafifletti yani market. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam bakın burada short işlemi açan stoplarını buraya koydu. Bakın burayı patlatmadı. Evet, burayı patlatmadı. Ama çoğunluğunu patlattı arkadaşlar. Ortalama %80'ini patlattı. Burada işlem açan Ahmet abimiz, Mehmet abimiz stoplu bir şekilde takip ederek burada onlar da patladı. Emin olun. Burada açıkçası patlamayanlar artık böyle çok kendinden emin profesyonel traderlar arkadaşlar. Fiyatın hala aşağı yönlü gideceğini düşünen insanlar. Evet, onlar patlamadı ama ileriki tarihlerde zaten patlayacaklar. Eğer hala mevcut koymuş oldukları tek profiti beklerlerse yani bence patlayacaklar arkadaşlar. Yani terste kalma olasılıkları çok fazla. Şimdi bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burayı patlattıktan sonra gördüğünüz gibi tabii ki ne oldu? Burada bir short işlemi, pardon long işlemi açanlar oldu. Ya yani pozisyonu sert bir şekilde görenler hemen long'a asıldılar. Long işlemi açanları da market burada patlattı gördüğünüz gibi. Aşağı yönlü net bir şekilde burayı komple temizledi. Şimdi bu bir kısır döngü diyorum ya arkadaşlar. Her zaman bunu söylüyorum. Bu bir kısır döngü. Çıkışın inişi, inişin de çıkışı olacak. Dolayısıyla burada bakın şurada bir fiyat boşluğumuz var. Burada fiyat boşluğu, tabii ki burada short işlemi açan yatırımcılar var ama indikatör tabii ki çok fazla değerli bir işlem açılışını bize göstermiyor. Dolayısıyla burada bir boşluk var. Yani fiyat buraya geldiği zaman yukarı yönlü çok fazla hızlı hareket edebileceğini gösteriyor bize. Bakın buralarda short işlemi açan yatırımcılar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada likit havuzları var. Yani dolayısıyla ileriki tarihlerde buraların patlatılacağı bir kere kesin gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla şunlara da bakmamız lazım. Biz destekte miyiz, dirençte miyiz, bir formasyon var mı, indikatör var mı, indikatörlerimiz ne söylüyor, bunları da tabii okumak lazım. Çünkü biliyorsunuz şu da bir gerçek, düşen bıçağın altına el konmaz, eli de keser atar. Sizin nereden pozisyonun nereden döneceğini bilmeniz gerekiyor. Bakın zaten ben yaklaşık 2 aydır bas bas bağırıyorum. Videomda söylüyorum, ben bir ada yatırımcısıyım arkadaşlar. Ada çok güzel destek bölgesinde, bu fırsatı kaçırmayın diye sürekli söylüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü arkadaşlar artık aşağı salmıyorlar. Yukarı yönlü hareketlerin gelebileceği zaten bir gerçek gibi bir şeydi. %90 olasılığıyla bir gerçek gibi bir şeydi. Aynen, şimdi bakın dediğim konu şu. Şurada bir short işlemi açan yatırımcı kitlesi var arkadaşlar. Ve dolayısıyla market geliyor. Pat 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 bunları patlatmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın gene şurayı patlatamadı. Bakın ama burası da patlatılacak. Market buradaki yatırımcıyı da unutmaz. Ve burayı da patlatacak arkadaşlar. Yani bu Cardano buraya çıkacak. Tek bir mum hamlesinde burayı alır, tekrar aşağı düşmesi gerekiyor. Veya biraz daha yukarı yönlü hareketlerle tekrar aşağı düşmesi gerekiyor. Çünkü stoplu bir şekilde takip eden yatırımcıları da patlatması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada bakın inanılmaz bir long pozisyonu var. Bakın markette şu bölgede çok ciddi bakın artık biriken bir long pozisyonları var arkadaşlar. Bir likit havuzları var. Market tabii ki şu an bunlara çok güzel para kazandırdı. Eğer açgözlü yapanlar hala ben bekliyorum derse tek bir mum hamlesiyle stop olurlar ve pozisyondan terk edilirler arkadaşlar. Diskalifiye edilirler, tasfiye edilirler. Dolayısıyla bana kalırsa arkadaşlar eğer karı sizi mutlu ediyorsa, tatmin ediyorsa bence pozisyondan çıkın derim. Eğer yok hocam ben daha devam edeceğim, ben daha çıkacağım derseniz bekleyin, yapacak bir şey yok. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki, bu tamamen sizin kendi kararınızdır. Ama inanılmaz bir şekilde pozisyonu yükseldi. Şuradan işleme girmeyi beceren bir yatırımcı %50'lerin üzerinde bir kar realizasyonu yapmış olabiliyor şu an arkadaşlar. Eğer bir 10x kaldıraç kullanmışsanız muazzam bir kar yapmış olabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum. Konuyu dağıtmak istemiyorum aynı zamanda. Bir likidasyon havuzu oluştu. Bu likidasyon havuzunda patlaması lazım. Burada biriken bir ufak likit bölge var. Burada büyük ihtimalle büyük yatırımcılar var. Ada burayı görüyor, market burayı görüyor ve burayı patlatıp tekrar aşağı yönlü hareketine devam edecek. Burada da beklenen bir yatırımcı kitlesi var. Burayı da patlatacak ve aşağı yönlü devam edecek. Hemen bir saatlik time frame'e bakalım. Bir saatlik time frame'de de neler oluyormuş onu da bir izleyelim. Patlata patlata mı gidiyor? Evet, bakın görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir long kitlesi var. Yani stoplu bir şekilde takip edilen yatırımcıları, bakın stoplu bir şekilde takip eden yatırımcıları şu stop patlatma operasyonlarıyla patlatıyorlar arkadaşlar. Bakın Evet, bu düzeltmeler aslında bir stop patlatma operasyonları arkadaşlar. Yani aslında tabii ki birçok yatırımcı veya aramızda yeni katılanlar, bu kripto dünyasına yeni katılanlar şu düşüşü görünce eyvah tekrar eski seviyelerine geleceğini düşünüyor. Hayır arkadaşlar, eski seviyelerine gelecek diye bir şey yok. Bu trendin normal yapması gereken hareketler, beklenen hareketler, düzeltmeler. Düzeltme olmadan trend olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlere devam ederken stopları patlata patlata trene ortalardan binenleri patlata devam ediyorlar. Ama siz eğer destek bölgesinde, mesela şurada bir Trend Vortex indikatörünü açalım. Evet, bakın tam bu bölgede market kırılımında, change of karakter yapısında, marketin değişiminde burada atlamış olsaydınız treni en başında, çünkü burası bir destek bölgesi, artık kırılmıyor. Yukarı yönlü, burada da tabii ki formasyonlar da kendini gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerle birlikte arkadaşlar burada eğer pozisyonu atlamış olsaydınız, bakın buralarda sizin şu an patlatamazlardı zaten. Çok sert bir iğneyle, fitille patlatılırdı ama market onu istemiyor. Dolayısıyla market paranın çok fazla birikmesini istiyor. Bakın bu da çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Market aslında paranın birikmesini istiyor. Şimdi buradan pozisyona atlayan birini burada pat diye patlatırsa bu işin bir keyfi kalmaz. Market mümkün olduğunca paranın birikmesi ve bu paranın mümkün olduğunca fazlasını patlatmaya yönelik hareketler yapıyor arkadaşlar. Spekülatif hareketler çok fazla oluyor. Şimdi bakın burada bir saat time frame'e baktığım kadarıyla arkadaşlar inanılmaz bir derece long pozisyonları birikmiş bir durumda arkadaşlar. Bakın burada patlatıyorlar, tekrar pozisyona dahil oluyorlar. Bakın burada da patlatıyorlar şu an. Örnek vermem gerekirse 0.33 seviyesinden pozisyona dahil olan bir yatırımcı hala patlamadı ve yukarı yönlü para kazanmaya devam ediyor. Şu an zaten indikatörümüz, Trend Vortex indikatörümüz bir buy sinyali verdi. Bana kalırsa yukarı yönlü buralardaki hareketlerden patlatmaya yönelik hareketler devam edecek. Hatta günlük time frame'e bakalım. Günlük time frame'de neler varmış, neler göreceğiz. Evet, günlük time frame'e baktığımız zaman arkadaşlar, yani uzun vadeli yatırımcılarımıza baktığımız zaman bakın burada dediğim gibi bir likidasyon bölgesi var. Buranın patlatılması gerekiyor. İleriki süreçlerde burayı hop patlatıp tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam edip trendini tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü neden? Bakın patlatılması gereken başka bölgelerimiz var. Görüyorsunuz. Yaklaşık 2 yıldır düşen bir pozisyondayız. Bir ayı sezonundayız. Bakın buralar patlatılması lazım arkadaşlar. Buradan short işlemi açanlar tabii fee ücretleriyle birlikte, yani belki pozisyonunu çoktan terk etmişlerdir. Ama hala pozisyonunda duranlar arkadaşlar buralarının patlatılması gerekiyor. Görüyor musunuz? Patlatılması gereken çok fazla bölge var. Likit bölgeler var. Biriken havuzlar var. Dolayısıyla arkadaşlar buraların patlatılması lazım. Ve aşağıda da long pozisyonu açanlar var. Görüyorsunuz. Bunlar da ileriki süreçlerde patlatılması lazım. Daha para birikmedi. Günlük time frame'e baktığımız zaman daha paranın birikmesi lazım. Yani trenin daha günlük time frame'de yeni başlamasıyla birlikte daha trene yeni atlayacak olan yatırımcılar var. Kurumsallar, balinalar var. Dolayısıyla onların daha trene atlaması bekleniyor ve ileriki süreçlerde arkadaşlar onlar da patlayacak. Hiç merak etmeyin. Ama bir saatlik time frame'e baktığımız zaman bir saatlik time frame'de işlem açanlar inanılmaz derecede fazla şu an arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve bu buraları patlatılması lazım. Ve dolayısıyla market size sonsuza dek para kazandırmaz. Eğer kazandıysanız bence karınızı alıp çıkmanız yeterli. Evet arkadaşlar, bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Lux Algo'nun likidasyon seviyelerini gösteren güzel bir indikatör sizlerle paylaştım. Hatta bunu 30 dakikalık time frame'lerde de bakabilirsiniz. 30 dakikalık time frame'ler aynen bakın görebilirsiniz. Hop, çok pardon. 30 dakikalık time frame'lerde de bunu görebilirsiniz. Bakın çok net bir şekilde aslında likidasyon seviyelerini bizlere gösteriyor. Yani bunları görmeniz gerekiyor. Yani şunu bir kere görmeniz lazım arkadaşlar. Likidasyon seviyeleri nerelerde çok fazla birikti? Bakın 30 dakikalık time frame'le baktığımız zaman diliminde likidasyon seviyelerinin buralarda çok fazla biriktiğini görebilirsiniz. Ama market şunu düşünüyor. Market her zaman şunu söylüyor. Paranın birikmesi lazım arkadaşlar. Para ne kadar çok birikirse sizin elinizden alabilecek para miktarı da o kadar çok fazla olur. Yani hemen patlatmaz. Sizi bir kandırır, çeker içine. TRB'de de olduğu gibi, mesela TRB'ye bakalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. TRB'de de sürekli bir shortçuları patlatma operasyonları yaptılar. 4 saat time frame edelim. 4 saat time frame'e bakın sürekli arkadaşlar shortçuları hep patlattılar. Hep short işlem açanlar patladı. Artık patlatılacak bir bölge kalmadı açıkçası. Zaten en son ATC'ni de geçti. Yani patlatılacak bir bölge kalmadı. Dolayısıyla arkadaşlar şu an fiyat belirsizlikte, boşlukta. Yani market şu an açıkçası bize bir troll yapıyor. Yani ne demek istiyor? Aslında ben yukarı gideceğim gibi bir hareketlerde gösteriyor kendini. Öyle bir imaj veriyor ama inanılmaz derecede aşağıda long pozisyon açanlar var bakın. Long pozisyonu açanlar var arkadaşlar. Hatta şu Trend Vortex indikatörünü kapatalım. Neredeydi o? Evet. Bakın inanılmaz bir derece long pozisyonu açanlar var. Bu long pozisyonları bu bölgelerde açanlar henüz daha patlamadı. Market hala para kazanmaya devam ediyor. Yani market bu yatırımcılara hala para kazandırıyor. Peki sonsuza dek para kazandıracak mı? Kesinlikle hayır. Elbet buraları patlatacaklar. Belki 2-3 mum hamlesiyle, belki tek bir mum hamlesiyle, belki trendin dönmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketlerle stoplu bir şekilde takip edenleri buralarda ortalama 60 dolarlara düşerek patlatacak. Buraları da hiçbir zaman unutmaz. Sert bir hareketle de burayı alır ve yukarı yönlü hareketlerine devam eder arkadaşlar. Ufak bir yatay piyasa yapar burada. Bir konsolidasyon yapar. Daha sonra yukarı yönlü hareketlere kaldığı yerden devam eder. O yüzden arkadaşlar stoplu bir şekilde takip edin. Akşamları yatmadan önce kesinlikle stoplarınızı koyun. Çünkü bu tarz paritelerde ne olacağınız belli değil. Bakın bu kadar longçulara para kazandıran bir parite, dolayısıyla bir gecede de elinizden parayı alır. O yüzden arkadaşlar stoplu takip etmekte kesinlikle fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. MyTG kanalımın katıl bölümüne yer alan ana takım kadrosuna katılarak önemli ve özel videoları izleme fırsatı yakalayın. Ve süper teşekkürlerle bizlere destek verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.